Herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci yazılar geliyor. 9. sınıftayız. Ciddi ciddi çalışmaya başladık. Fizikler, kimyalar, biyolojiler, tarihler, coğrafyalar, matematikler, edebiyatlar havalarda uçuşuyor. Bizler ikinci yazılardan çok iyi notlar almamız gerektiğini biliyoruz. O zaman sizlere bugün süper taktikler vereceğiz. Öncelikle müjdemizi verelim. Birinci dönem ikinci yazılı kampımız geliyor ve yazılı notlarımız da hazır. Harika bir şekilde sizlere süper notları aldıracağız. Ama bugün size vereceklerimiz taktikler. Tek tek yapmanız gerekenleri güzel güzel yazdık. Gelin isterseniz videomuz başlasın ve bu taktikleri beraber öğrenelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle yazılıdan önce yani öğretmenimiz, hocamız bize mutlaka işte fizik yazılısına, kimya yazılısına, coğrafya yazılısına çıkacak konuları belirlerler. Hocaların söyledikleri şeyler esasında hocaların defterleri, hocaların kitabı gibidir. Dolayısıyla yazılıda daha fazlasına çalışmak, daha eksiğine çalışmak bize kaybettirir. Bizler yazılı notlarında Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına göre gidiyoruz. Hocalar bazen Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarındakinden daha farklı şeyler sormazlar. Ama mutlaka bazen bir hoca ikinci yazılıya kadar gelmemiştir. Belki birinci yazılıdan da soru soracaktır. Dolayısıyla yazılı konuları listelemek bize en az kaç puan kazandırıyor bakalım? 10 puan kazandırdı. Çok güzel. Dolayısıyla 10 puan cebimizde. Bakın hiç çalışmadık. Şu an sadece neye çalışıp çalışmayacağımızı biliyoruz. Geldik ikinci kısma. Çalışma planımızı yapmamız lazım. Örnek veriyorum. Çarşamba günü kimya yazılınız var. Dolayısıyla çarşamba günü kimya yazılınız varsa salı gecesi çalışmanız yeterlidir. Yanlış. Niye? Çünkü salı gecesi çalışmak tabii ki faydalı ama öncesinde de bir bakmak yani aralıklı çalışmak, bir çalışıp bir daha çalışmak beynimizde bilgilerin daha sıkı kalmasını sağlıyor. Yani siz eğer yazıldan çok iyi bir not almak istiyorsanız mutlaka mutlaka kimya yazılınız çarşambaysa sadece salı gecesi değil birkaç gün önce bir kez daha bakmanız gerekiyor. Bu da size bakalım kaç puan kazandırdı? Harika, 10 puan daha kazandırdı. Devam ediyoruz 3. kısma. Ortamımızı yazılıya uygun hale getireceğiz. Bu ne demek arkadaşlar? Yazılılara girdiğimizde bizim yanımızda cep telefonumuz olacak mı? Olmayacak. Televizyon olacak mı? Olmayacak. Yok işte Netflix'tir, Disney Plus'tır, ıvırdır, zıvırdır böyle şeyleri izleyebileceğiz mi? Hayır. O zaman sen yazılıya çalışırken de bir taraftan dizin açık, diğer taraftan da yazılıya çalışıyorsan ister istemez dikkatini de alır. Bakın televizyonun, cep telefonunun, bilgisayarın açık olduğu bir ortamda 4 saat çalışacağınıza tertemiz bir ortamda 1 saat çalışın. Daha fazla dikkatinizi toplar, daha verimli çalışıyor olursunuz ve bu da size bir 10 puan daha kazandırır. Şu anda 30 puandayız ama hedefimiz 100 puan. Devam edelim. Küçük küçük kopyalar hazırlayın. Evet evet çok ciddi söylüyorum, küçük küçük kopyalar hazırlayın. Şaka yapmıyorum, kopya hazırlayın diyorum ama bakın kopya çekin demiyorum arkadaşlar. Şimdi siz bana hocam şaka mı yapıyorsunuz diye bakıyorsunuz hoca kafayı yedi herhalde diye. Hayır, kafayı yemedim, hala buradayım. Ama küçük kopya hazırlayın derken size kastettiğim şey şu. Mesela bizim normalde dinamo soru bankalarımız dana gibi kocaman. Ama yazılı notlarımız son derece mintoş. Niye? Bunu ya rahat rahat kantinde yanımıza gezdirelim, okulda, evde yanımıza gezdirelim, öğrenelim diye. Bilgilere sadece masada değil de farklı farklı yerlerde bakmak bilgilerin zihnimize yerleşmesini sağlıyor. Sizler sınavda kopya çekmeyin. Kopya çekmek hem yasak hem günah. Ancak sizin hazırladığınız o küçük kağıtlar aklınıza kalmasını sağlayacak. Fizikte, kimyada, tarihte, coğrafyada yazdığınız o küçük bilgiler beyninize çok daha iyi yerleşmesini sağlayacak. Sınavda bunlara hiç bakmanıza gerek bile kalmayacak inşallah. Dolayısıyla bir 10 puan daha buradan alalım mı? Evet, 10 puanımıza geldi. Devam ediyoruz. Yazılı provaları izlemek çok çok değerli arkadaşlar. Bizler sizlere 26 Aralık Pazartesi başlayacak şekliyle matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafya, İngilizce her biriyle alakalı süper yazılı provaları hazırladık. Anadolu liselerindeki, fen liselerindeki, Anadolu İmam Hatip liselerindeki, sosyal bilimler liselerindeki hocalarımıza sorduk, öğretmen arkadaşlarımıza sorduk. Abi ne soracaksın? Hocam ne soracaksınız dedik. Onlardan bilgiler aldık. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına baktık. Hem yazılı notlarımızı belirlerken hem de bu yazılı provalarını hazırlarken sizlere efsane bir kamp hazırladık. Bunları izlemek de, buradaki soruları çözerken çözümlerini de dinlemek de size en az harika 20 puan kazandırdı. Biraz daha puanlar artmaya başladı gördüğünüz gibi. Geldik buraya. Dinlenmek ve rahatlamak da önemli. Çalış 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 çat diye girersen istediğin puanı alamazsın. Bakın dinlenmek de çalışmaya dahil arkadaşlar. Dolayısıyla 20 dakika çalışma, 5 dakika dinlenme. 1 saat çalışma, 15 dakika dinlenme. 2 saat çalışma, yarım saat dinlenme bizim verimimizi artırır ve bize bir 10 puan daha kazandırır. Bakalım geldi mi? Geldi. Bir 10 puan daha kazandık mı? Çok güzel. Artık bitti diyebilir miyiz? Hayır, bitmedi. Tekrarlar çok çok önemli arkadaşlar. Tamam, yazılı notlarımızdan güzel güzel çalışabiliriz. Yazılı provalarını izleyebiliriz ama soru çözmezseniz olmuyor. Örnek veriyorum. Sözel sette, dinamo sözel sette. Diyelim ki bir tane kitap seçelim. Bakalım hangisi gelecek? Şöyle çıkaralım. Şuradan alalım mesela. Tarih geldi, coğrafya geldi, edebiyat geldi. Mesela coğrafyada siz burada sizin için hazırladığımız özel yazılı provaları var. Yani yazılı notları var. Bunlara çalışıp bunlarda takıldığınız soruların çözümünü uzman hocalardan dinlediğinizde, buradaki testleri çözdüğünüzde emin olun hem netleriniz artıyor
ilerideki üniversite sınavı için, hem yazılılar için, hem de tam anlamıyla tekrar yaptığınız, yani sınava demiştim yani bir gün önce çalışmayın, birkaç gün önce çalışın. Bunları yaptığınızda süper bir şekilde başarınız artıyor. Dolayısıyla bu tekrarlar çok değerli arkadaşlar. Sadece bir gece çalışmak yerine ön bir çalışma, kopya hazırlama, çekmemek üzere kopya hazırlama ve son tekrarla soru çözdüğümüzde bakalım kaç puan kazandık? 20 puan da buradan kazandık mı? Şu anda 90 puandayız, devam ediyorum. En sonuncusu ve en önemlisi arkadaşlar. Moral bozanları engelli. Bunlar her zaman vardır. Bunlar üniversite sınavında karşınıza çıkacak. LGS döneminde de vardı. 9. sınıfta da olacak. Onda da olacak. Fizikçi kazık soracakmış. Matematikçi yeni konu ekledi. Edebiyatçı dedi ki benden geçemezsiniz. Böyle tipler vardır. Bunlardan uzak durun arkadaşlar. Bunları lütfen WhatsApp durumunuza girip engelleyin. Ya da bir şekilde onlarla görüşmeyin. Bu tarz tiplerden uzak durmak da size bakalım kaç puan kazandırdı? 10 puan kazandırıyor. Bunlar da çok çok değerli arkadaşlar. Hadi bakalım. Bizler yazılı notlarımızla, Dinamo kitaplarımızla, Dinamo'nun sayısal seti de var bu arada arkadaşlar. Onu da gösterelim. Sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Ve aynı zamanda yazılı kampımıza da sizler için süper yazılı provalar hazırladık. Türkiye'nin en iyi hocalarıyla sizlere destek olacağız. Ve sizler de inşallah kendinize inanarak, bizlere güvenerek çok güzel notlar alacaksınız. İkinci yazılarda herkesten çok iyi notlar bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.